Şimdi Türkiye'nin konuştuğu hikaye sıra onda. Ne o? Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan canlı yayında Müge Anlı'ya konuk olmuş ve annelerine çağrıda bulunmuşlardı. Kızlarının sorularına ve çağrılarına cevap vermedi anne Supiye Orancı, Almanya'da olduğu söyleniyor. Gençlik döneminde çok sayıda filmde figüranlık ya da çok kısa rollerde oynadığı ortaya çıktı. Mesela İbrahim Tatlıses'in Aşıksın filmi, yine İbrahim Tatlıses'in Yorgun, Sarhoş, Yalan isimli filmlerinde kısa rolleri olduğu ortaya çıktı. Supiye Orancı'nın o filmlerdeki sahneler de ortaya çıktı. Hepsi de bizim habere konu oldu. İbrahim Bey, bir resminiz var mı acaba? Memnun İnanın oldum. Üstümde yok. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Kızları ekrandan ona sesleniyor ama o sessizce tüm olaylardan uzak duruyor. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'nun annesi Supiye Orancı'nın yıllar önce filmlerde oynadığı ortaya çıktı. Orancı, İbrahim Tatlıses'in Aşıksın, Yorgun, Sarhoş, Yalan isimli filmlerinde figüran olarak rol almış. Belimin esnemesini istiyorsan devamlı egzersiz yapabilirim. İşte şimdilerde Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran Orancı'nın 1988 yapımı Aşıksın filmindeki sahnesi. İbrahim Bey, bir resminiz var mı acaba? Memnun İnanın oldum. Üstümde yok. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti. Kapıyı çaldı. Ben çocuklarım kimseye ilgilendirmez. Ya yüzünü göstersene, anlatsana, kızlarım haklı desene. Orancı'nın en eski filmi ise 1982 yılındaki Yalan. Geçip de kurtulalım.